Merhabalar, ben Kötü Köfte ve Space Angels'ın yakın bir bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız öncelikle size şu yaptıklarımı göstereceğim. Evet, bölüm arası bayağı bir uğraştım. Öncelikli olarak şunların hepsini weldledim zaten. Şuraya da 2 adet large cargo container koydum. Şuraya da bir tane koydum. Ve conveyor'ları döşedim. Conveyor'ların hepsini bu arada bundan sonra kırmızıya boyamayı düşünüyorum. Çok daha belirgin olsunlar diye. Ve genel olarak aktarım sistemimi de anlatayım. Evet. Şu panelleri biliyorsunuz. Şunları biliyorsunuz. Pipe'lar conveyor'larla aynı işe yarıyorlar. Sadece direkt bağlanamıyorlar. Şu arkadaşlar ile dönüştürülmeleri lazım. Conveyor tube to pipes diye 3 farklı tipi var. Onları göstereceğim. Bu pipe'lar bu şekilde hareket ediyor ve normal conveyor gibi çalışıyorlar. Araya duvarlarda şunları koyuyorum ki görüntü kirliliği olmasın. Ayrıca bir yere bağlamak gerektiğinde gene bunlardan döşemek gerekiyor. Şuraya da bir tane bağlı. Bu arkayı biraz değiştirdim. Şuradan uzattım ve şu duvardan bağlanıyor direkt. Burası gözükmeyeceği için çok umurumda değil. Şuradan şu şekilde bağlı. Ve buradan da pipe'lara bağlanıyor. Pipe'lar çok daha estetik bir görüntü oluşturuyor ve buradan da buraya gidip öne doğru bağlanıyor. Öne neden bağlandığını birazdan açıklayacağım. Şu iki yeri boş bıraktım, onlara birazdan geleceğiz. Ve burası neden burada diye soracak olursanız rafinerilerin bütün conveyor sistemimden izole bir biçimde olmasını istiyorum. Daha sonra tam izole değil, kontrollü bir biçimde izole. Yani nasıl diye soracak olursanız orların içine kontrollü bir biçimde atılıp ingotların içinden kontrollü bir biçimde çıkarılmasını istiyorum. Evet, bunun içinde ilginç bir planım var. Hatta şuraya bir adet small cargo container koyabilirim, onu söyleyeyim. Hatta onu koyacağım. Bunun yanı sıra şuraya 3 tane daha gelecek, dışarıdaki 3 tane şu onların yerine geçecek. Burası da dışarı doğru bağlanan bir conveyor sistemi, ancak henüz orası bağlı değil hiçbir yere. Bunu neden koyacağız diye soruyor olursanız, hem dışarıda park edeceğimiz şeyler için, mesela Tybalt gibi, hem de buradan itemlarımızı aktarmamız gerekecek. Onları aktarmak için. Evet, bu bölüm ilk olarak yapmaya başlayacağımız şeylerden bir tanesi şu arkadaşları yerleştirmek. Evet, yönleri bu şekilde. Bu yöne. Bu da bu yöne. Ve tam olarak ihtiyaç duyduğum kadar malzemeyi yanımda getirdim. Evet. Bunları yerleştirelim. Ve şu şekilde ayarlayacağız. Sen whitelist or. Bütün orlar buraya gidecek. Sen de gel bakalım. Sen de gene whitelist or. Tamamdır. Hayır, or değil, pardon. Sen or olmayacaktın. Remove ingot. Evet, bu biraz gereksiz gibi duruyor, ancak izole etmek için gayet makul bir şey. Bir de dur. Sana scrap de ekleyeyim. Gerçi scrap ore'lar içerisinde sayılıyordu galiba. Ama hani emin olmak istiyorum. Scrap metal. Tamamdır. Şu üçü diğer dışarıdaki üçü olacak ve yavaştan buraları işlemeye başlayalım. İlk olarak sana gelelim. Sen ups, enter'a bastım. Guild Wars alışkanlığı. Storage component, sonra Team Component, tamamdır.
Sen de Team Ingrid olacaksın. Bunları daha sonra arttıracağız. Yani ihtiyaç duyduğumuzda arttıracağız sayılarını. Team değil Team. Ama bu arada sana bir şey daha ekleyeceğim. Emo'lar da sende olsun. Ya dur, emo'lar burada olmasın. Bir de unutmadan kamyarlar hakkındaki olayımızı unutmayalım. Shift P, orta tık. Ve gene orta tık. Tamamdır. Evet, burası hazır. Sana geliyoruz. Sen de önemli bir parçasın. Sen de... Team... Dur. Team Or. Tamamdır. Or'lar direkt buna gelecek. Buradan da direkt buraya aktarılacaklar. Ve... İzole etmemizin sebebi tam olarak bu. Bazen Tim'in kafası karışabiliyor. Burası or olduğu için bunun içindeki orları buna aktarmaya çalışabiliyor. Orlar zorla buraya gidecekler. Bu arkadaş bir yandan da zorluyor. Zaten Drain All'u da açalım. Zorla buradaki hepsini alıyor ve bunlara dağıtıyor. Tabii onun için şimdilik onu kullanmayacağım. Duruma göre değiştirebilirim. Evet, bunlar buradan bunlara giderken gidiyor. Ancak Tim kafası karıştığı takdirde bunun içindeki orları buna alamıyor. Çünkü şu arkadaş, bu arkadaş tek taraflı geçişe izin veriyor. Yani sadece bu yönden geçiş mümkün, bu yönden geçiş mümkün değil. Ve aynı şekilde bu da bu yönden geçişe sahip. Diğer, yani bunlardan buna geçişe sahip, bundan buna geçişe sahip değil. Ancak kilit detay bu sadece Ingrid'lara izin veriyor. Yani bunun içerisinden herhangi bir or geçmesi imkansız. O yüzden Ingrid'lar direkt buraya gidiyor. Yani buradan çıkıyor. Ingrid dışında hiçbir şey buradan çıkış hakkına sahip değil. Evet, böyle basit bir sistem. Şunlar da yukarıdakiler parçalandığında buraya gelecek. Bu arada şuralarda duvarlarımız olacak. Burası, bunların her biri ayrı bir oda olacak. Benim bir de bir yere bir server odası ayarlamam lazım. O bayağı hayat olacak. Sanırım server odasında şurası yapabilirim. Evet, server odası için burası gayet makul. Medve'yi şimdilik buraya koydum. Geri kalan şu kısmı da depolama ve yaşama alanı yapabilirim. Kendime de server odasının yanında bir özel oda yapabilirim. Evet, bence buranın düzeni ya da asma kat olarak kendime özel bir oda yapacağım. Evet, kendime asma kat olarak özel bir oda yapacağım. Asansör de muhtemelen şurada bir yerde olacak. Evet, düzeni sanırım kurduk. Evet, başlayabiliriz. Öncelikli olarak bir yukarı bakayım ben ve burada yürümek gerçekten işkence. Bir de lan benim bir adet tabii oyunu yeni açtığım için gene yarım saat bekletiyor bizi. kargo. Small cargo container. 40 interior plate, 40 construction component, 20 tube. Tamam. Bunları tek tek alalım. 20. 40. 40. Bakalım başka ne lazım? 4 motor, 4 metal grid, 2 computer. 4 motor. 4 metal grid ve 2 computer. Evet. Bu arada biraz düşünüyorum acaba. Bir saniye, şunu bir kırayım ve 7, sen gel bakalım. Display'i unuttum. Sevgili display. Biraz Tim ile başka bir mod daha, başka bir script daha var, o ikisini kıyaslayacağım. Hangisi
bizim işimiz için, yani refinerileri yönetmek için daha mantıklı olur. Onu inceleyeceğim. Evet. Bu da kırmızı. Evet, o bunların buffer'ı olacak. Bu da aslında bir nevi buffer ama anladınız siz olayı. Ve size güzel bir numara öğreteceğim. Şimdi gelelim. Control panel. Bu arada production dediğimizde assembler 20'yi gösteriyor. Bize assemblerlerin hepsini alalım. Ve show in HUD göstereyim. Diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi assemblerlerin hepsinin numarası gözüküyor. Assembler 20 bu. Evet. 19, 18, 17, 16, 15 şeklinde. Bu arkadaşlar ise gene numaralandırılmış durumdalar. Bu sayede bu önemli bir şey çünkü çok fazla sayıda aynı makineden sahip olduğunuzda şu pencere inanılmaz derecede kafa karıştırıcı oluyor. Bu arada modül power efficient, ha tabii hangilerinin olduğunu hatırladım. Bu ekran inanılmaz derecede kafa karıştırabiliyor. O yüzden de bu şekilde direkt makineleri birebir görmeniz çok daha sağlıklı oluyor. Bu arada unutmadan neden burayı bu kadar geniş yaptım diye soracak olursanız ileride bundan ikinci bir set daha koymayı düşünüyorum. Belki. Emin değilim. Koymazsam da başka bir şeye dönüşür orası. Ya da yedekte durur. Evet şimdi yapacağımız şeye gelelim. Evet şimdi gel bakalım. Assembler 20 bizim main assembler'ımız. Değil mi? Aslında dur. Direkt assembler diye aratsa... dur. Manuel main. Şimdi şu kalıbı kopyalayalım. Evet, buradan itibaren 19, 18, 17, 16, 15. Evet. 19'dan 15'e kadar hepsini adlandıracağız. 19. Dur. 19, 18, 17. Evet sırayla gidiyor. Assembler. Bir. 19. 18. 17. 16. Ve 15. Tamamdır. Evet bunlar da slave'leri. Hatta dur onlara bir eklenti daha yapacağım. Bu arada slave kelime anlamı olarak köle demek, bilişim sektöründe bayağı kullandığımız bir şey aslında. Zdarsus zamanında bayağı kullanıyorduk. Eski IDE zamanlarında. Hatta dur. Sen master ol. Hatta dur. Bir. Evet. Böyle acımasız bir isimlendirmenin ardına evet ve sizler kooperatif modda olacaksınız ve bunların hepsini manuel assembler diye gruplandıralım ve terminalden gizleyelim. Evet ve burası tamam. Evet. Ve yapmamız gereken diğer bir iş ise manuel assembler HUD'da gözükme. Evet bunları tamamladık ve şimdi eğer gidip product tabii ki de buraya geçmeniz lazım. Production'a gidersek bu geliyor.
karşımıza ve bir şey craft ettireceğimiz zaman bu arkadaşlar kooperatif modda craft edecek artık. Ve sanırım buranın timini hazırladığımıza göre ben gidip asıl arkadaşlarımızı getirmeye başlayabilirim. Sevgili rafineriler, siz şimdilik kontrol panel. Evet. Sanırım bunu... Ups. Evet. Rafinin bahsi geçen rafinlerimiz bunlar. Hide empty. Evet, şimdi asıl dur. Or. Aa. Tamam, şu arkadaşa aktaralım direkt. Dolu bir rafinerimiz daha vardı. Haydi empty. Ha, tamamdır. Bir de Azimuth Fusion Reactor Team Uranyum. P2. ...500 tane uranyum olsun içinde şeklinde ayarlayalım priority 2 olarak. Ve bu arkadaş kalacak bunun içinde. Adında Tim geçen her şeyi alalım. Evet, bunları isimlendirmedik ve sendeki Tim'i siliyoruz. Evet. Şimdi asıl kutsal harekete gelelim. Neyi istiyordun sen? Conveyor. Şu ve şu arkadaşa ihtiyacımız olacak sadece. Bana şimdilik sadece Steel Plate yeterli oluyor. Evet. Gel bakalım. Sevgili Mayor'lar. Oops. 8. Bundan sonrası bana kalmıyor. Çünkü buradan sonrasını şu güzel arkadaşımız halledecek. Welder. Ve başlayalım. Evet. Oops. Tabii bir taraftaki thrusterları daha kırdım. Bu arkadaşa gerçekten hiç iyi davranmamışım. Ve bunları da weld diyelim. Evet. Şu kısımda weld dediğimizde her şey mükemmel bir biçimde hazır olmuş olacak. Oh. Önemli bir parça eksik gibi. Hayır, yavaşla yavaşla. Small steel tube. Small steel tube'um vardı diye hatırlıyorum. Var da. Arkadaş niye almadı o zaman?
bilinç. Neyse. 50 level demiş olduk kalınlığı. Ve bir şeye bakmak istiyorum. Valla. Evet. Burada bu kadar her şey. Ve artık yapmamız gereken tek şey bunları parçalamaya başlamak. Evet, başka hiçbir işimiz kalmadı burada. Ascender'ları ayarlayacağız. Onları ben hani biraz okuma yapmam lazım nasıl ayarlanacağı hedefi için. O okumayı yapacağım bölüm arası ve size bütün detay muhtemelen ayarları önden yapıp bütün detayları ile cargo container pardon storage diye geçiyorsunuz siz artık ve emoları evet buraya atsam güzel olacak. Evet, biraz araştırma yapmam gerekecek. Ondan sonra sizlerle beraber assembler'ları ve raffinerilerin ayarını yapacağız. Bir türlü konuşamadım, bunun farkındayım. Arada bana oluyor, biliyorsunuz, alıştınız. Antenin yerini değiştireceğim. Anteni içeride bir yere koyacağım. Ve içeriye taşınmamız bu sayede başlamış olacak. Sunucusu. Evet. Bu arada seni bir aşağı indirelim çünkü senin bataryan çok iyi değil. Boşu boşuna enerji harcamasan. Bu arada yanlara doğru sadece bir tane, birer tane thruster kalmış. Ups. Tamamdır. Ve işin sıkıcı kısmı bu arkadaş. Evet, sonrasında konveyörleri tamamdır. Evet. Pardon. Buna alışacağım. Evet, bu şekilde atabiliyorum şu an. Ve bu grinding işinden sonra hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve hepsini weldlediğime göre ve şuraya yeni bir dock alanı yaptığımıza göre bunu park edebilirim. Evet. Ups. Tamamdır. Şimdi siz rafineriler burada duruyorsunuz. Misler gibi. Bakalım şunun içine. Evet. Orlarımız da burada duruyor. Uranyumlarımız. Bakalım buraya nasıl gitmişler. Ha, bundan bakamıyoruz. Doğru. Evet. İçinde sadece 500 tane var. Harika. Evet, her şeyimiz kusursuz bir biçimde çalışıyor. Şunlar... Evet, sevgili Ascender'ınlar. Sizlerin hepinizsiniz. Hepiniz kapalı moda geleceksiniz. Bunun yanı sıra... Evet, slayları geçelim. Buradan itibaren hepsi repeated moda alınacaklar. Onun sebebi ne? Hemen anlatayım. Assembler'ların Minecraft'taki gibi yani FighterNG 6'e kullandığımız gibi AutoCraft gibi bir özellikleri yok. Manuel bir craft yetenekleri. Sadece manuel olarak craftlayabiliyorlar bir şeyleri. Dur. Production 26, 27, 28.
29 30 evet, 30'u seçemedim. Evet, sadece manuel olarak craft edebiliyorlar. Onun için genelde şu program, bunları yöneten programlar şöyle ilginç bir sisteme başvuruyor. Bu arkadaşlar kapalı modda oluyorlar. İçlerine yapacakları şey ayarlanmış oluyor. Hatta bir örnek olarak göstereyim. Oops. Production 21 mesela. 21 düzenli olarak şu şekilde 10 tane iron yapacak şekilde duruyor burada. Program depolamayı kontrol ediyor. Eğer depolamada bizim koyduğumuz limitte ki kadar bir steel plate varsa eğer, daha bizim koyduğumuz kotanın altına inmişse steel plate sayısı şu diyelim. Steel plate'i craft edecek. Gerçi bu değil de şuymuş. Neyse bu diyelim biz. Bunu diyor ki, aga steel plate'imiz azaldı. Sen bir çalış. Sonra kontrolleri esnasında baktı ki kotayı aştı. Yani kotayı geçti steel plate sayısı. Buna tekrar diyor, hacı sakin olabilirsin. Bizim ihtiyacımız olan steel plate sayısına ulaştık biz. Sen dinlen. Diyor, bunu tekrar kapatıyor. Bu şekilde çalışıyorlar. Tabii o şekilde konuşmuyorlar. Birler ve sıfırlar üzerinden konuşuyorlar. O benim sadece size daha basit bir biçimde aktarma şeklim. Evet, genel olarak sistem bu şekilde. Yani daha net açıklayıcı bir şey yok aslında. Basitçe her şey bu şekilde çalışıyor. Steel plate lazım, bunu açıyor. Steel plate artık lazım değil, bunu kapatıyor. Steel tube, small tube lazım, açıyor. Lazım değil, kapıyor. Computer lazım, açıyor. Değil, kapatıyor şeklinde. Bunların hepsini tek bir program yönetecek. O programa, bunların hepsine o programın istediği bir tag var. Tıpkı şu team'de olduğu gibi yanına bir şey eklememiz gerekiyor. O şeyi eklediğimizde bu arkadaşlar ne yapması gerektiğini biliyor. Mesela programın adı, daha doğrusu tag neyi hatırlayamıyorum. Çünkü hani programı kurcalamam gerekecek. Ancak o tag artı, o tag boşluk steel plate gibi bir şey yazıyoruz. Onu önümüzdeki bölüm göstereceğim net bir biçimde. O tag boşluk steel plate yazıyoruz ve hani bu arkadaş steel plate'lerden sorumlu, onu anlıyoruz artık. Bu arada bunların hepsi de aynı sistemde, zaten sizle beraber yerleştirmiştik, sadece ve atlememiştik. Evet, artık resmi olarak yeni üstümüze taşınmış bulunuyoruz. Ben duvarları falan filan yapacağım. Buraya oturma alanı ve vesaire vesaireyi yapacağım ve şuna da bir adet şunu da şuraya taşıyıp buna bir adet oksijen jeneratör bağlayacağım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.